Merhaba Şifteletnet izleyenleri, geride bıraktığımız haftada öne çıkan 5 teknoloji haberini sizlerle her cumartesi olduğu gibi paylaşmaya devam ediyoruz. Dilerseniz 2016'nın son programına başlayalım. Programımızda paylaştığımız haberlerin detaylarını okumak için ya haber makalemizdeki linklerden ya YouTube kartlarından ya da yanımdaki kutucuklardan tıklayarak detayları görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz ilk haberimizde programımıza başlayalım. Apple'ın 2017 yılında çıkaracağı yeni iPhone'la ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Apple'ın yeni iPhone'da OLED ekran teknolojisine geçeceği konuşuluyor. Peki bu noktada hangi firmayla çalışacak? İbreler Samsung'u gösteriyor. Türkiye haberleşmeye ne kadar para harcıyor? Ortalama 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderleri neler? Telefon faturası, internet faturası gibi giderler BTK tarafından hesaplanmış. Detayları haberimizde görebilirsiniz. Yine Samsung tarafından bir haberle devam ediyoruz. Samsung'un Exynos 8895 işlemcisi tanıtıldı. Bu işlemcinin en çok dikkat çeken kısmı ise 4K desteği. Acaba Galaxy S8 4K ekranlı mı gelecek diye de insan sormuyor değil. Artık Windows 10'lu notebook satacak olan üreticiler Microsoft'un koyduğu yeni standartlara uymak zorunda. Artık kötü touchpad devri bitiyor gibi. Yapay zekalar günümüzde gelişmeye devam ediyor. En önemli gelişme ise artık kendi kendine gelişen, kendi kendine bilgiler ekleyen, öğrenebilen yapay zekaların gelişmesi. Bu yapay zekalar artık kanser ilacı üretebilecek. Bilim insanları yeni yapay zekalarını tanıttılar. Henüz bir kanser ilacı üretmiş değil ama üretmeyeceği anlamına gelmiyor. Evet Şifteletnet izleyenleri, 2016 yılının son haftasında öne çıkan teknoloji haberlerini sizlerle paylaştık. Bizi Şifteletnet sitesinden, Şifteletnet'in diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.